Takım oyununa hoş geldiniz. Süper Lig'de 14. hafta tamamlandı. Fenerbahçe MS Yapı Sivasspor'u evinde 4-1 mağlup etti ve zirvedeki yerini korudu. Bu heyecanı konuşacağız, bu hafta oynanan maçları konuşacağız. Özellikle de Fenerbahçe MSF'e Sivasspor karşılaşmasını çok değerli konuklarımızla mercek altına alacağız. Sevgili seyirciler, Reha Kapsal, Cem Pamiroğlu ve Şenol Usta Ömer bizlerle birlikte hoş geldiniz. Diyelim hoş konuklarımıza ve hoş haftanın sonuçlarıyla puan durumunu ekranlarınıza taşıyalım. İşte 14. haftadan alınan sonuçlar Atakaş Hatay Spor 3, Biteksen Antalya Spor 3, Vavakars Fatih Karagümrük 3, İstanbul Spor 0... Koray Don Alanya Spor 2, Tümasan Konya Spor 2, Çaykur Rizespor 3, Rams Başakşehir 2, Yukatel Adana Demir Spor 2, Yılpor Samsun Spor 3, Sitaş Yapı Pendik Spor 0, Galatasaray 2, Kasımpaşa 4, Gaziantep Futbol Kulübü 2, Trabzon Spor 0, Bondigom Kayseri Spor 1, BK Ankara Gücü 1, Beşiktaş 1 ve Fenerbahçe 4, MS Yapı Sivas Spor 1. Ondan sonuçlar böyleydi. Puan cetvelinde getirelim ekranlarınıza. Fenerbahçe 37 puanla zirvede. Aynı puana sahip takipçisi Galatasaray. Averajda 2. ikinci sırada yer alıyor. Üçüncü Beşiktaş ve 4. Mondiom Kayseri Spor'un 26 puanı var. 23 puanlı iki takımdan Yukatel Kayseri Spor 5. Trabzonspor 6. sırada. 7. Kasımpaşa ve 8. Çaykur Rizespor'un puanları 21-20 puanlı. Bir tek San Antalya Spor 9. sırada. 10. Atakaş Hatay Spor 18 puana sahip. 17 puanı takımlardan Vavakars Fatih Karagümrük 11. MK Ankara Gücü 12. sırada. 13. MS Yapı Sivas 14. Gaziantep Futbol Kulübü'nün 15 puanı bulunuyor. 14 puanlı atıyor. Hasan Konya Spor 15. sırada. 16. Sitaş Yapı Pendik Spor'un 13 puanı var. 12 puanı Rams Başakşehir 17. sırada yer alıyor. 18. Yılpor Samsun Spor ve 19. Korendon Alanya Spor'un puanları 11, 8 puanı İstanbul Spor. Süper Lig'de 14. hafta itibarıyla 20. ve son sırada yer alıyor. Takım oyununa Fenerbahçe maçıyla başlayacağız. Fenerbahçe Avrupa'daki o kötü mağlubiyetin ardından yara sardı bir bakıma Cem Hocam. Kendi taraftarı önünde MSE Spor karşısında. Evet sevgili Cüneyt, senin de söylediğin gibi yara sarma maçıydı bu akşam. Fenerbahçe bir arasını sardı. Baktığın zaman çok net bir skor. 4-1 hakikaten Fenerbahçe'de bu soğukta oraya gelen seyircilerin içini kıpırdatacak bir skor. Ama oyun bize aynı şeyi söylemiyor. Oyunda sıkıntılar var. Fenerbahçe'nin sakatları vardı. Özellikle de Fırat ve Ferdi'nin oyuna nasıl geleceğini, maça nasıl dahil olacağı için bir soru işaretleri vardı. Fret için baktığımız zaman Fırat genelde yani maçlara ısınmak için bir bu maçı seçti ve de İsmail Hoca da ona öyle bir karar verdi ve bu maçta da ilk 11'de başlattı. Ve de maça maçın içerisindeki performansına baktığımız zaman da Fred'in yani idare eden daha çok önümüzdeki maçlara bir hazırlık bir maçı gibi öyle bir oyun oynadığını söyleyebiliriz. Ferdi gene bıraktığı yerden devam etti. Özellikle de Fenerbahçe'nin zaten iki kanadı. Yine aynı şekilde bir ara e, o sayı geçtiğimiz maçta Norseland maçında da bir düşüş e, görülmüştü ama çabuk toparladı. E, Ferdi ile beraber gene sanki birbirleriyle nazire yaparmışçasını kanat akınlarına devam ettiler. E, oyunun içerisinde evet zaman zaman e, iniş çıkışlar var ama Fenerbahçe'nin temposunda o daha evvel Hani hepimizin işte ön alan baskısıyla oynayan özellikle de bu akşam işte Tadic, Şimanski, İrfan Can, Ceko o dörtlü çok formdaki o dörtlü de bu akşam evet goller gene bu ekipteki oyunculardan geldi ama genelde bireysel performanslarda düşüş var. İsmail'in orta sahada Fretle birbirine uyumu çok hepimizin beğenisini kazanmıştı ve takıma da büyük yarar da alıyorlardı. Burada hoca İsmail'in yerine belki uzun zamandan beri bir de Norşelen maçındaki biraz psikolojik çöküntüden dolayı da İsmail'i dinlendirme niyetinde olduğunu ve de bu düşüncesinde de Crespo'yu seçtiğini gösterdi. Oyunun genelinde defans bölgesine baktığımız zaman da Osterwolde ve de e, Samet ikilisinin veya hala 4-1 gibi bir skor gözümüzün önünde olup onu konuşmamız gerekirken onların yapmış olduğu pozisyon hataları e, ve de e, oyuna katkılarında e, zayıf olmaları, e, yenilen o tek goldeki bile aralarındaki uyumsuzluk göze battığını söylemek lazım. Ki Livakovic e, e, tedirgin olduğunu, bir türlü uyum sağlayamadığını açıkçası takım olarak da hepsinde böyle bu 4-1'lik skorun karşılığında ...çok da keyif veren bir oyun olmadığı ama kazanılması gereken bir akşamdı. Önemli olan da buydu bence. Kazanılması gereken bir akşamı da 3 puanla hanesine yazdırdığı için... ...oraya gelen seyircilere de çok önemli bir galibiyet gösterdikleri, tattırdıkları için de... ...güzel bir akşam olduğunu söyleyebiliriz. Şenol Hocam, Dolmabahçe'ye gitmeden önce Beşiktaş derbisi öncesinde... ...Anaftara önünde farklı kazanmak... Önemliydi şüphesiz. Moral motivasyon açısından da bu maç önemliydi. Fred'in dönmesi en azından taraftarın yüzünü güldürdü. Şimdi e, stoperde bir geri dönüş olur mu bu merak ediliyor. E, siz nasıl buldunuz Fenerbahçe'yi? Şimdi her şeyden önce abinin anlattıklarına ben baktım da biraz yani stoper konusunda katılıyorum. Stoperlerin hala uyumsuzluğu Fenerbahçede bir sıkıntı yaratıyor. Ama Fred'in takıma dönüşü takıma bir motivasyon kaynağı olduğu aşikarı görünüyor. Fred de evet eski Fred değil ama Fred bugün oyun akışında baya önemli roller üstlendi ve baya iyi işler yaptı. Onun orta sahaya gelmesiyle birlikte daha agresif bir orta saha oldu Fenerbahçe'de. Yani iki tarafı da topla iyi oynayan bir oyuncu Fred çünkü. Çoğu zaman da Fred'siz bir takımda hücuma destek vermeyen bir orta saha vardı. Bir Şimanski ile birlikte bunu yapıyordu Fenerbahçe. Yalnız bu maçta Fred de o aralar koşularını çok yaptı. Hatta birkaç defa girdi. O işleri de iyi yaptı. Fred yani uzun bir zamandan beri oynamadan, maça oynamaması, maç eksiği olmasına rağmen bana göre başarılıydı. Yani çok da başarısız değildi. Ben beğendim Fred'i. Yani bu kadar oynaması gerekti zaten. Yani bir anda girdiğim yaklaşık bir aydır falan oynamıyor yani. Bir ay az bir süre değil. 54 kez stopta buluşmuş. 32 isabetli pası var. %78'lik pas isabet oranına ulaşmış. 12 ikili mücadeleye girip 5'ini kazanmış Fred bu karşılaşmada genel istatistikleri böyle. Tabii yani daha ne yapabilir ki yani bir orta saha oyuncusu yapabileceklerinin hemen hemen %50'sini falan üstüne çıkmış bir oyuncu. Yani bunları yaptı, koşular yaptı. Oyunda kaldığı sürece de Fenerbahçe'ye bana göre çok faydalı oldu şey İsmail konusunda İsmail Yüksek konusunda e, katılıyorum yani İsmail Yüksek son maçta oynadığı çok kötü bir futbol vardı. O da stopere oynamasından kaynaklanan bir futbol vardı. Belki bir demorize durum vardı. O maçta da biraz e, son o altılık maçta e, Norşelen maçında İsmail'in biraz tutumları davranışları da benim gözümden de kaçmıştıydı. Tahmin ediyorum İsmail Hoca. Onlardan da dolayı İsmail'e e, bir dinlendirme şeyi hakkı tanımış olabilir bu hafta. Ama oyunun geneline bakarsan oyuna Fenerbahçe iyi başladı. Hı hı. Yani golü gerçi biraz geç buldu ama ilk golü o zamana kadar oyunun belli bir bölümünde iyi oynadı. 2-0'ı yakaladı. Soyunma odasına gidene kadar. Hocam Fenerbahçe öyle erken goller attı ki 17. dakika geç diyorsunuz. Yani <laughs> geç diyorum çünkü maç başlıyordu 10. dakika olmadan. Tabii, tabii, Çünkü o coşkuyla o oynadığı futbolla birlikte muhakkak gol buluyordu. Yani bir ara sanki böyle bir seykelenme gibi oldu. Yani bir 10. dakikaya kadar iyi bir baskı oldu. O ara bir Rolantiye döndü maç. Hı hı. Ama o 17. dakikada golü bulduktan sonra tabii bir rahatlama geldi. O rahatlamanın vermiş olduğu bir rehavetten dolayı biraz oyuncular gevşek oynamaya başladı. Bu da tabii rakibin daha fazla topla oynamasına neden oldu. Ama Fenerbahçe'nin orta sahası bugün Crespo'ya şans tanıdı İsmail Kartal. Crespo bugün uzun zaman sonra ilk defa o mevkide başarılı işler yaptı.